Sanatçı Şivan Perver, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece konser verdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, AK Parti Milletvekili Dengirmir Mehmet Fırat da DTP'nin kapatılmasıyla milletvekilliği düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk da vardı. Konser öncesinde verilen kokteylde Perver, Türkiye'ye dönmeyi hayal ettiğini ancak bu şartlar altında Türkiye'nin kendisini kaldırmasının mümkün olmadığını söyledi. Şivan Perver, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 1500 kişiye konser verdi. Konserde Perver'e 100 kişilik bir orkestra eşlik etti. Perver'i izlemeye gelenler arasında Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, AK Parti milletvekilleri Dengirmir Mehmet Fırat, Gülşen Orhan ve DTP'nin kapatılmasıyla milletvekillikleri düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk da vardı. Konser öncesi verilen kokteylde konuşulan en önemli konu Şivan Perver'in ne zaman Türkiye'ye döneceğiydi. Hiçbir yasal sorunu yok. Bir aldığı ceza da yok. Şivan'ın da alem sesi evrensel bir ses ve onu koruyor. Ümit ediyorum ki bu süreç içerisinde Türkiye'ye gelir ve bizleri de mutlu eder. Ülkeme dönmek, halkımla birlikte olmak elbette benim en büyük hayalimdir yani. Fakat dediğimiz gibi şartlar değişmeyene kadar beni Türkiye'nin kaldırması mümkün değil. Ben de zor bir insanım. Gerçeklerimde hiçbir zaman geri kalmam. Bugün gönül isterdi ki bugün sabah özgürce Türkiye'de bugün bu konserleri yapabilsin. Gerçekten o farklı kültürler, kimlikler özgürce kendini ifade edebilsin. Bizim amacımız budur, arayışımız budur. Kürt halkının özlemlerini, sevinçlerini en güzel şekilde dile getiren bir ozanımızdır. Şivan Perver 1976'da hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle yurt dışına çıkarak Almanya'ya yerleşmişti.